Ben bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun. Bu söylemiş olduğunuz tıbbi kelimeler midir? Ekstraksiyon, destilasyon, bitkiyi damıtıyorsunuz. Yani bizi çeviren insanların anlayacağı kelimeler söylersek, mesela hani ben onu aldım ne yapacağım diye düşünürse bu insan. Bu bitkileri aldım ne yapacağım? Yani, nasıl ya yani da direkt kayını alsa işte yeterli değil kansere size karşı. Size ulaşılması daha bir şey, pratik bir çözüm değil mi? Tabii. Şimdi zaten bu bitkileri bulamaz. Çünkü öksotu, yoğurt otu, lapaho, efendim palmiye sapının özü, zerdeçal, yani bunları bulması bir problem. Bir de bunları hangi oranda, otu değil, sapı değil, yaprağı değil, kökü çok değil. Ciddi bir durum. Ekstraktı kullanılması gerekir. Bu tür durumlarda size ulaşılması en doğru tabii yol. Bir uzmana, evet. Yani siz olmayın, bir başka uzmana, bitkici bir başka uzmana ulaşmak lazım değil mi? Ne dozda kullanacağız diye. Kitabı evet, nasıl? Benim yazmış olduğum bu 3 ciltlik kitap, bugüne kadar yazılan son 100 bin yılda diyelim, ilk ilmi kitaptır. Diğer kitaplardan farkı, 1000'den fazla üniversitenin klinik araştırması içerir. Evet, bir sürü isim sayıyordunuz. Evet, sayıyorum. Evet, ben diyordum nasıl tutuyorsunuz aklınızda? Şimdi mesela, beyefendi biraz önce şarkı söyledi değil mi? Hangi makamda söyleyecek, nasıl söyleyecek? Halk müziği mi, sanat müziği mi, arabesk mi ben anlamam. Ama evet, o bilir, neden? Onun çünkü yalı. Yıllarca onun mesleği 30 yıldır belki icra ediyor. Ben anlamam. Bana deseler ki Hicaz mı, Sabah mı anlamam. Ben sadece okulda öğrendiğim do, re, mi, fa, sol, la, si, do onları biliyorum. Başka bir şey bilmem. Doğru. O benim mesleğim değil. Ama bitki konusunda sorarsanız benim bu yazmış olduğum kitap 1000 yılda yazılan ilk ilmi kitap. Kitap çok. Hatta benim bu kitaptan çok herkesin saygı duyduğu bir profesör doktor var. İsmi önemli değil. Kozmik profesör alıntı yapmıştır. 4 yıldır mahkememiz sürüyor. Benim kitaptan alıntı yaptığı için mahkemeyi kazandım. Size kim söyledi sizin şeylerden alıntı yapıp yazdığı? Ben kitabı, onun kitabını aldım. Hoşuma gitti. Aa, enteresan, güzel bir kitap. Tesadüfen gördüm. Aldım. Güzel. İyi bir, güzel bir kitap yazmıştım. İstifade edeyim. Aa, baktım ki resimler bana ait. Bazı metinler bana ait. O sizden önce almış, o istifade etmiş. Benden almış, çalmış. Beni kendi kitabına koymuş. Sen istifade edeceğini o etmiş bile. Pek de kibar, alıntı yaptı diyor. Alıntının şeyi... Çalmış yani. Çalmış yani, çok ayıp. Çok ayıp şeyler. Bunlar çok ayıp şeyler. Yapılmaması gereken şeyler. Almanya'da herhangi bir... Tabii sonuçlandı. Bu Almanya'da mı mahkeme? Yok, burada. Burada sürdü. Almanya'da mahkeme olsa 3 ay sürer. 3 ay. Almanya'da bir dava olsun, 3 ayda mahkeme biter. Türkiye'de 4 yıl sürüyor bir mahkeme. Bir itiraz ediyor, 2 yıl daha sürüyor. Bir itiraz, 2 yıl daha sürüyor. Dünyada yok böyle mahkeme. 3-4 senesi daha var mı bunun? 4 yıl bitti, sonuçlandı. Bir de temize gidecek, onu bekliyoruz. 1 yılda, 2 yılda böyle sürer. 6 yıl. 6 yılda insanın yani davadan evet, vazgeçeceği. Al kardeşim böyle ananın ak sütü gibi helal olsun diyesi geliyor. Yani kitabını toplatma hakkım var. Televizyonlara çıkıp anlatma hakkım ama var. Ama bir şeyle de övünmelisiniz. Esasında biz burada latife yapıyoruz da mahkeme olayını. Bir şeyle de övünmelisiniz. Yani sizden bir şeyleri insanlar alıp kullanmış, tamam belki çok etik değil ama faydalı yere gitmiş. Bununla övünmelisiniz. Yok, bence mesela yani. Dese ki bana resim verir misin, bilgi verir misin dese ben seve 12 seve. Yılda 6000 fotoğraf kendim çektim. 12 yılda. Nereden geldi size bu? Nasıl böyle bir merak sardınız bitkileri? Ben kendim 13 yaşından 26 yaşına kadar yumuşak doku romatizmasından dolayı belime sonbahar, kış, ilkbahar. 1 yılın 8-9 ayı kuşak sarıyordum dedeler gibi. Belim ağrıyordu. Sabah kalktığım zaman oklava yutmuş gibi eğilip kalkıp böyle doğramıyordum. Rahat hareket edemiyordum. Birçok ilaç kullandım. Kullanmış olduğum ilaçlar gastrit. Önce gastrit, sonra ülser, sonra kemik erimesi, bronşit, astım, alerji derken depresyon, panik atağı kadar gitti. Sabaha kadar uyuyamıyordum. Evin içine dolanıyordum. Yorulup düşüyordum ancak. Baktım ki kimya okuyordum Almanya'da. Kimya, artık laboratuvara giremez oldum alerjiden. Bundan bana fayda yok dedim. Kimyayı kapattık, bitkiye döndük. Kendi doktorunuz kendiniz oldunuz.